Angular'daki önemli konulardan biri de router, yani routing mimarisi. Ne demek bu? Biz bir örneğin kategoriye tıkladığımızda o kategorideki ürünlere ait bilginin gelmesi, yani bir komponentin ona göre şekil alması veya işte burada daha sonra ekleyeceğimiz işte sepete ekle gibi bir şey olursa sepete eklendikten sonra sepete git dediğimizde ortada sepetin gelmesi, yani sepet komponentinin gelmesi bir routing mimarisiyle yapılıyor Angular'da. HTML'deki A tag'inin hyperlink reference'ına benzetebilirsiniz ama onunla yapmıyoruz. Sadece burada bir layout'ta komponentin değişmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Routing'i implemente etmek için app modülüme gittim. App modülümün içerisinde hemen burada bir router modülünü import etmem gerekiyor bu mimariyi kurabilmem için. Bunun için router module from at Angular altında router'dan getirmemiz gerekiyor bunu. Şöyle. Şimdi bizim Angular'a şunu anlatmamız gerekiyor. Angular olur da sana hani gelen adres, istek adresi ne bak, ona göre hangi komponenti açacağına karar ver. Bunun için de bir sabit tanımlayalım. Şöyle route diye. Şöyle tipi de hatta route olsun. Şöyle eşittir diyelim. Bir obje notasyonuyla bunu gerçekleştirelim. Arzu ederseniz route'u da şöyle import edelim. Bunu şuradan değil de şöyle şuradan. Şuraya ekleyin yani. Evet, obje notasyonumuzun içerisinde gerekli tanımları yapalım. Bir dizi içerisinde objeleri tanımlayacağız. Burada şunu söylüyoruz. Angular olur da sana gelen istek, örneğin pet diyelim. Products olursa sana zahmet komponent olarak product komponentini aç demiş oluyoruz. Hemen devam edelim. Kopyalıyorum ben bunu. Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi ana sayfamızı tanımlayalım. Yani hiçbir şey yazılmazsa adresimizde. Kısacası adresimiz nedir? Örneğin şunu da bakalım. Localhost 4200. Yani ana sayfada products'ın açılması. Ama şöyle products dersek de products açılsın. Şöyle kart dersek de bu sefer sepet açılsın gibi. Dolayısıyla o zaman component değil de burada redirect to'yu kullanıyoruz. Yine nereye redirect olacak? Route'a yönlendiriyoruz. Yani şu products isimli route'a yönlen demiş oluyor. Ha, bu arada şunu route yapalım. Çoğul çünkü. Şeyi. Route tek bir route. Array route çoğul olacak. Tabii böyle olunca şunu, yani route'u değil de route'su alalım. Yanlış yapmayalım. Genelde ben de karıştırıyorum. Evet. Devam ediyorum. Diyorum ki burada eğer sana gelen istek şöyle sepet şeklinde ise o zaman komponenti aç tabi. Komponent olarak bu sefer kart komponenti aç. Kart komponentimiz yok tabi hala. Yani kart sepet demek bu arada. Az önce söyledim mi hatırlayamadım. Şimdi hemen onu oluşturalım arzu ederseniz ama şu modülü bir kapatın. Nedeni şu, hani bir komponent eklediğimizde app modül üzerine yazıyor ya. O yüzden sıkıntı yaşamayın. Yani app modülü kapattım. Generate component dedim. Kart diye küçük harflerle yazıyorum. Şöyle. Evet, şöyle. Ben sanırım daha önce deneme yapmak için oluşturmuştum. Yani siz bu şekilde oluşturabilirsiniz. Kart komponent oluşmadıysa. Şöyle app modülümü açtığım zaman kart komponent burada bende. Sizde böyle bir şey yoktur. İki kere eklenmiş. Evet, şu şekilde uygulamamız da tanım yapılmış oldu. Route tanımı. Peki ben bunu nasıl devreye sokacağım? Hatırlayın arkadaşlar. Hatırlayın. Biz bir modül eklediğimiz zaman işte router modül
Bizim onu hani projemizde kullanabilmemiz için import kısmına import etmemiz lazım. Aslında bu şu demek. Import kısmında ben başkalarının yazdığı modüldeki nesnelere de erişebilmeliyim demek bu. Şöyle hemen router module. Bunun bir hani rahatlığı bana ver diyor. Bunun için bir metodu var. forRoot isimli. Oraya da hani bana rahat tanımını ver ki ben ona göre bileyim ne zaman nereye gideceğimi. Bu bağlamda bu şekilde rahatları da tanımlıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bir hata alacağız. Bilinçli alacağım bu hatayı. Bakın zaten almışız burada. F12 yapıyorum. Diyecek ki router atletin yok. Senin diyecek. Şöyle products'a gideyim. Bir şey gelemedi burada zaten. Şu durumda. Bir uygulamayı restart de ederim. Böyle durumlarda çünkü başka bir modül ekliyoruz. Yani bunu sıklıkla yapın arkadaşlar. Yani bir şey çalışmadığı zaman hatayı bulmakta zorlanıyorsanız bir ng-serve deyip yeniden bir açmayı deneyin. Şunu bir kapatayım. Şöyle bir F12 yapayım. Evet, burada bir hata vermesi lazım. Hatayı vermedi. Zaten bilinçli yaptığımı söyledim ben bunu. Şöyle ki arkadaşlar hani sonuçta biz mesela kart dediğimizde sepet kısmının gelmesi gerekiyor. İşte o da neydi? Sepet için ben şöyle basit bir kart works getiriyor diye. Onun gelmesini istiyorum ortada. Bunun için de app component HTML'ine gidip şuraya. Şurada hani hatırlarsanız app product'ı getiriyordu ya. Onun olduğu yere router outlet isimli tag'i vermeniz gerekiyor. Şöyle ki direktifi vermeniz gerekiyor. Bunun nedeni şudur arkadaşlar router outlet'in. Bunu hani layout kavramını eğer biliyorsanız bilenler için daha hızlı senkronize olmaları adına söylüyorum. Layout kavramını biliyorsanız o layout'ta hani o göbek kısım anlamına geliyor. Yani değişken kısım buraya yerleşiyor. Yani siz hani az önce dediniz ya burada örneğin hani Angular bak sana products diye bir talep gelirse o zaman şey şöyle product komponenti aç dediniz ya. İşte o product komponenti tam da burada açıyor. İşte Angular olur da sana kart diye bir talep gelirse o zaman o kart komponenti tam olarak burada aç demiş oluyoruz. Şimdi uygulamamıza gidelim. Bakalım ne olacak. Şöyle 4200 dedim. Sanırım pet match'i vermedik diye bir hata aldık arkadaşlar. Şöyle şuraya geliyorum hemen onu da düzeltiyorum. Şöyle pet match isimli bir tane daha property'miz var. Bu şey için lazım arkadaşlar. Bu ana sayfamız için. Çünkü hiçbir şey yazmıyoruz ya. Yani hiçbir şey gerçekten yazılmadığında. Çünkü ondan sonra bununla bu veya bununla bu karışabiliyor. Direkt buna denk geldiği için. O yüzden burada şunu söylüyoruz. Yani tam olarak adam hiçbir şey yazmadığında product'a yönlendir. Yani product komponenti aç demek. Bakalım. Evet gelmiş. Bu durumda şöyle ben şeyi de göstermek istiyorum. Bak kart diyorum. Bakın. Normal bizim o ana menümüz duruyor dikkat ederseniz. Sadece burada Cartworks şeklinde oraya yöneldi. İşte Products'a gitseydi mesela. Bu sefer Products'ı getirecekti. İşte bunları da linkler vasıtasıyla gerçekleştiriyor olacağız. Router link kullanacağız. Onu da sonraki videoda yapacağız. Yani Beverage'a tıkladığımızda Beverage isimli şey kategorisindeki ürünler gelsin istiyoruz.